Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve laqibetu lil muttaqin. Ves ve selam ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Hayız hayattayız. Elimiz ayağımız tutuyor. Lisanımız Allah diyebiliyorsa ne mutlu bize. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için hayırlı mübarek eyle. Ramazana ulaşan bahtiyar kullar zümresine bizler de dahil eyle diye dua edelim. Bu güzel günlerin ve gecelerin kıymetini bilelim inşallah. Hani Ramazan için önümüzdeki inşallah ulaşacağımız Ramazan için genellikle hep işitiriz çocukluğumuzdan beri. Bereket ayı, bereket ayı, bereket ayı derler. Evet, Ramazan ayı bereket ayıdır. Niye? Çünkü Berat gecesinde dünya göğüne inen Kur'an-ı Kerim, Kadir gecesinde Peygamber Efendimiz'e inerekten dünya ile buluşmuştur. Yani bizlere tebliğ olunmuştur. Kur'an'ın getirdiği bereket de bu aydadır ve bereketli bir ayın içine giriyoruz. Rabbim inşallah bereketiyle muhatap etsin cümle ümmeti Muhammed'i diyelim. Evet bereketten anlıyoruz zaten değil mi? Şöylece bir tarif yaparsak Bereket maddi değildir, manevidir tabii ki. Harca harca bitmez veyahut da ihtiyaca yetecek kadar olur. Yahut da bereketsiz olduğu zaman nice nice maddeler oluşur, nice maddeler elde ederiz ama nereden geliyor, nereye gidiyor belli değil. Kaybolur gider, istediğimiz noktaya ulaşmaz. Bereketsizlik olur yani. Yahut da bereket olur, bir türlü tükenmez. Rabbi Teala bereketini verir. Hani Malın çoğalması sarf edilirken lüzumsuz sarf edilmediği için dayanıklı olması, uzun ömürlü olması, kazancın bol olması bereketi ihsan eder. Yapılan amellerin bereketi. Bir bereketi sadece madde olarak da düşünmeyelim. Manevi de bereket vardır. İlim öğrenmede de berekettir. Zamanı kullanmada bereket vardır. Vardır da vardır. Bereket her yerde, her zaman vardır. Evet, bu Bereketlenmesi Teala'nın bir ihsanıdır. Rabbi Teala ihsan eder ki onun karşılığından fazla değer eder. Her neyse o onu kullandığımız zaman, harcadığımız zaman bir bir türlü tükenmez veyahut da daha evvel tükeneceğini zannettiğimiz şey çok uzun süre dayanabilir. İşte bereket bolluk deriz hani yani bolluk ve bereket. Aslında bereket Allahu Teala'nın kullarına ihsanıdır. Eğer ona hakiki bir kul olabiliyorsak korkmayın. Her şeyimiz bereketli olur. Ömrümüz de bereketli olur. Zamanımız da bereketli olur. Çünkü zamanda da öyle değil mi? Bir iş yapmak için ortaya çıkarız. Bir türlü bitmez. Git gel git gel. Bir saatte bitecek iş belki üç günde bitmez. Zamanın bir bereketi kalmaz. Yahut da tam tersi olur. Üç günde bitecek iş bereketlenir. Bir anda bitiverir. İşte zamanda amelde ömürdeki bereketi tamamı bereket dendiği zaman manevi bir değerdir ve Allah'ın kullarına ihsanıdır. Lütfü keremidir yani. Evet. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim malum Ramazan ayında indi. Elhamdülillah o gün bugündür. Müminler için büyük. Kur'an-ı Kerim Allah dostları diyor ki Peygamber Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor ya. Kur'an-ı Kerim müminler için maddi ve manevi bereket kaynağıdır. Maddi ve manevi bereketin kaynağı Kur'an'dır. Ne yapalım? Evimize bir Kur'an bulunsun. Orada dursun. Hiçbir şey yaramadı. Evimizde bir Kur'an var. Okuduk. Onunla amel ettik. Evimize bereket geldi. Hani bazen bakarız. Ya bu paranın da hiç dayanıklılığı kalmadı. Ben şu kadar para koyuyorum. Nereye gittin? Ne zaman gitti? Hemen bitiverdi diyoruz ya bereketi yok. Ama Kur'an'ı bilir, okur ve onunla amel edersek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi şimdi biraz önce, biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimede de Yüce Rabbimiz diyor ki ne diyorsa göreceğiz bereket konusunda. Eğer yani Kur'an-ı Kerim'de amel ediyorsak, onu yaşıyorsak o zaman her şeyimiz bereketlenecektir. Sadece bereket mi? Hayır. Bakın buyuruluyor ki Öyle ki onun diyor hükümleriyle amel ederseniz Allah Teala diyor ki yani Kur'an-ı Kerim'in hükümleriyle amel edecek olursanız hayatınıza da bunu tatbik ettiğiniz yani amel ettiniz. O zaman diyor yerden bereketler fışkırır. Sonra gökten rahmet iner. Sonra üzerinize huzur ve sekinet iner. Sonra etrafınızı melekler kuşatır diyor. Evet bereketin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Onunla amel edersek her şeyimize, yaşa dünyadaki her şeyimize ahirete götüreceğim imanımıza bile bereket gelir. Onun için bereketin kaynağını esas alıp ona uymaya gayret etmek gerekiyor. Evet. Bakın Araf suresi 96. ayet-i kerimede Rabbi Teala nasıl buyuruyor? Diyor ki aynen okumaya çalışalım. O ülkelerin insanları hani İslam tarihinde bir sürü ülkeler vardı. Bir sürü insanlar vardı. Kimisi bereketlendi, kimisi Rabbimin şiddetli azabına muhatap oldu değil mi? Bakın. O ülkelerin insanları inansalar, iman etselerdi ve günahtan sakınsalardı. İman edip günahtan da kaçındılar. Günah olan şeylere yaklaşmadılar. Elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapılarını açardık diyor. Bu tarihteki olayla. Yani Allah'ın azap ettiği kavimlerden bahsediyor Rabb-i Teala. Bundan biz ne anlıyoruz? Eğer inansak ve günahtan da inandık, inandık da sadece inandığımız kaderle kaldık mı? Hayır. Kur'an'ın hükmüyle amel ettik, imanımız tamam, daha sonra da günahtan kaçtık. Binahtan sakındık. Allahu Teala buyuruyor ki gökten ve yerden nice bereket kapılarını onlara açarım. Kulum böyle yaparsa ben de kuluma bereket kapılarını açarım buyuruyor. Yine Enam suresi 155. ayette buyuruyor ki okumaya çalışayım. Bu Kur'an bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitap. Kur'an diyor bereket kaynağı bir kitaptır diyor Allahu Teala ayet Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin buyuruyor. Yine Maide suresinde 66. ayette Rableri tarafından onlara indirileni yani Kur'an'ı doğru dürüst uygulamış olsalardı uygulamayanlar için inşallah biz uygulayanlardan oluruz diye temenni de bulunalım uygulamış olsalardı göğü ve yerin türlü türlü nimetlerinden faydalanılırdı. Onlar faydalanacaktı. Böyle yapsalar idi. Evet. Yine Rabbi Teala bize ayet-i kerimelerinde ne yaparsak bereketli ve ihsan ve bolluk olacağını, ne yaparsak da karşısı olacağını açık ve seçik olarak bizlere naklediyor. Bizim yapacağımız şey Rabbimizin işaret ettiği ne ise o yol üzere olup her şeyimize, ömrümüze, evimize, barkımıza, gıdamıza, her şeyimize, imanımıza, ilmimize, zamanımıza bereket yağacaktır. Bakın hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim Kur'an-ı Kerim'i okuma meşguliyeti sebebiyle Allah, Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah buyuruyor ki bir kişi var ki hep Kur'an okuyor. Okudu, Sonunda da hani dua ederiz ya genellikle üç ihlas bir fatiha okuruz bir de dua ederiz. Kur'an'ı bitirdikten sonra diyor ki meşgul oldu onunla dua da etmedi. Edenden daha fazla veririm ona. Diyor. Yani dua edecek zamanı bulamadı veya unuttu veya etmedi. Yeter ki okusun. Anlamıyor. Yine Ebu Hureyre'den nakledilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir ev kendisinde Kur'an-ı Kerim okunduğu için ehline genişler. Genişlese ne olacak? Biz zaten geniş bir evde oturuyoruz. Yok yok öyle değil. Manen genişler. Bir ev kendisine içinde Kur'an okunursa diyor. Okunduğu zaman o ev genişler. Devam ediyor. Oraya melekler gelir. O eve melekler gelir. Şeytanlar da oradan kaçar. Başımızın belası şeytanın ve nefis değil midir? Şeytanlar kaçar diyor. Eğer evin içinde Kur'an okunuyorsa, melekler gelir ve şeytanlar o evden gider. Ev sahibine genişler ve evin hayır ve bereketi artar. Ama bereketli şeymiş deriz, Bazen hani yaşarız da hayatımızda vardır mutlaka. Ya pişiriyoruz pişiriyoruz, bir türlü çuvalın içindeki bitmedi. Habere yiyoruz kaç aydır hala bitmedi. Bereketi var yani. Evet, bir evde de kendisine Kur'an-ı Kerim okunmadığı için eğer okunmuyorsa. Bir evde Kur'an-ı Kerim okunmuyorsa o ev ehline, o evde yaşayanlar daralır, manen daralır. Metrekare değil, manen daralır. Oradan melekler uzaklaşır, şeytanlar oraya gelir ve o evin hayır ve bereketi azalır. Huzur olmaz o evde, mutluluk olmaz o evde demek istiyor. Evet, değil mi biz zaman zaman toplumsal hayatımızı birbirimize gördüğümüzde Hayır olsun, bereket olsun, bereketli olsun, Allah bereket versin, kesene bereket, ömrüne bereket gibi kelamlar kullanırız, değil mi? İnşallah o da bir duadır neticede kullanırsak da iyi olur. Böyle kullanırsak da elhamdülillah inşallah Rabbim duamızı kabul eder. O kişiye bir faydamız olmuş olur. Bir de duaların da kabul olduğu bereketli olan mekanlar ve zamanlar vardır. Z mekan ve zamanlar. Mekan diyeceğimize aklımıza ilk gelen Kabe oluyor ya. Kabe'ler, mescitler. Yani Allah'ın evleri, mukaddes yerler. Ayrıca bir de günler vardır değil mi? Cuma gün, bayram günleri gibi günler vardır. O günlerde de bereket yağar. Rabbi Teala hani yani ki bir berat gecesinde dileyim vereyim diye bereketli bir gece değil midir? Rabbi Teala ne diyor? Ey kulum dile benden ne dilersen vereyim diyor. İşte bereketli bir gece. Yani zaman, zeminin de bereketli olduğu günler ve aylar vardır. Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kişi kişiyi rızgından mahrum eden şey nedir? Yani bereketi kalmıyor. Mahrum ediliyor rızkından. Nedir bu? Ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki işlediği günahlardır günah işliyor ve işlemeye devam ediyorsa ne bereket beklesin, ne rızık beklesin, ne de ihsan beklesin. Evet, insanoğluyuz, hata yaparız, günah da işleyebiliriz, hata da işleyebiliriz. Ama tövbe istiğfar ederek bunların dışına çıkmayı becerirsek ve o günaha da bir daha dönmezsek bu bizim bereketimize mani olmaz. Ama işledik, günah olduğunu da biliyoruz. Yine işledik, yine işledik. Hatta tövbe de etmedik veya tövbe ettik, tekrar işledik. Ondan sonra da bereket beklemek nafile olur. Bakın yine Ebu Hureyre'den nakledilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki sizin en hayırlınızı haber vereyim mi? Sizin içinizdeki en hayırlı kim söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulullah söyleyin. Dedi ki sizin en hayırlınız ömrü uzun, ameli ve ahlakı güzel olandır ahlakın güzelliği hani ne diyoruz Ya Rabbi bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eyle diye dua etmiyor muyuz? Ne diyoruz? İnşallah da öyle olur. Hani e, Peygamber Efendimiz'in hakka yürüdüğünden sonra Ayşe Validemize varan insanlar dedi ki Ayşe Validemiz biz görüşemedik Peygamber Aleyhisselam'ımızla ama e, onun ahlakı nasıl bir ahlaktı bize bir anlat filan deyince siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Buyurmuştu. Onun ahlakı tamamen Kur'an-ı Kerim idi. Yani burada da güzel ahlaklı olmanın Peygamber Efendimiz'in işaret ettiği sizin en hayırlınız dediği insanlar yani onun tarif ettiği insanlar Kur'an ahlakıyla ahlaklananlar. Bir de ömrü uzun olanlar diyor. Ömrü uzun nasıl olur? Birazdan o konuya da geleceğiz ama bereketli bir ömür var yani uzunca bereketli. O da bereketli dayanıyor. Bereketli uzun ömür olması için ne olması lazım? İşte Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyarak Kur'an'a Kur'an'a göre yaşayarak ve günah işlemekten uzak durarak olacağını. Bakın yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki sadaka verdiğiniz sadakalar başınıza gelecek bela ve nusubeti defeder, ömrünüzü uzatır. Uzun ömür istemez miyiz? Hepimiz isteriz. Yani her ne kadar bu dünyada ömrümüz sınırlı gibi düşünürsek hayır. Ömür hem uzar hem kısalır. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhisselam diyor ki sadaka verirseniz sadaka başınıza gelecek belayı, nusubeti te, uzaklaştırır sizden bir de ömrünüzü uzatır diyor. Demek ki ömür uzayabiliyor. Kısala da bilir aynı ertesi olarak. Sadakayı bol verirsek ömrümüzün uzay, uzayacağını Peygamber Efendimiz söylüyor. Sadaka bir malum Allah için verilen bir hayır işi. Hani bire on diyor. Bire en az on. Bir liraya karşılık on lira Allah lütfeder. İlla cebine para koymaz veya tepene gökyüzünden çuvalla bırakmaz. Amelinde bereket verir. Kazancına bolluk verir. Rızgını artırır. Bu şekilde bir sadakanın karşılığını on kat en az. On katın dışına çıkarsak yüz kat, bin kat, on bin kat sınırsız katlar da verir. Sadakaya alışkın pek değil miyiz? Kendi kendimizi biliriz. Sadakayı çok sık vermemiz gerekiyor. Uzun ömür istiyorsak, bereket istiyorsak. Ama istemiyorsak da yapacağımız bir şey elbet ki yok. Bakın yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yalan iş görmek rızkı eksiltir. Bereket bereket kalmaz. Rızkın kesilir. Yalanla amel ediyorsan, yalan işlere bulaşıyorsan rızkında kısıntı olacak. Diyor ki eğer Resulullah sallallahu sabah o hani işrak vakti, daha önceki sabah namaz vakti, daha önceki tevettüt vakitlerini düşünürsek o sabahın seher vaktinde rızıklar bollaştırılır diyor. Bol rızık istiyorsanız o saatlerde ibadetle meşgul olun. Evet. Evet. Bir de önümüzde Ramazan olduğu için Ramazan'a ait bir hadis-i şerifi var. Sahur yemeğine davet ederken etrafındaki insanları Peygamber Aleyhisselam bakın ifadesi şöyle. Haydi bereketli yemeğe buyurun. Yani sahur yemeğindeki bereketi anlatıyor Resulullah sallallahu ve e Oruç tutmuyorsa zaten ne bereket bekleyecek ki? Ama sahur yemeğinin bereketini ifade ediyor. Evet. Vakitleri seçerek, zamanı, zemini seçerek, bol bol sadaka vererek, malın artması arttığı gibi sadaka, malımız arttığı gibi, evimizi genişletir. Bir insana bereket ulaştığı zaman, Evimizdeki huzur, huşu oluşmaya başlar. Çevremizdeki davranışlarımız, yaşantımız değişir. Evet. Diyor ki burada aile fertlerinin bakın onları Peygamber Efendimiz'in dilinden anlatmaya çalışıyorum. Malın bereketi diyor Peygamber Aleyhisselam çoğalmasıdır. Bir vardı beş oldu çoğaldı. İki tane koyunu vardı bir sürüsü oldu. Bereketlenmesi. Malın bereketlenmesi onun çoğalmasıdır. Evin bereketlenmesi, bereketli ise ev, genişler. Genişliği, evet. Rahatlığı, huzur ve sakinliğidir. Gıdanın bereketi, bolluğu ve temizliği helal olmasıdır, diyor. Aile fertlerinin bereketliği, çokluğu ve güzel ahlakıdır. Aile müessesesinin bereketliği eşlerin uyumlu, düzenli, anlayışlı olmalarıdır. Yani bu saydıkları varsa o zaman bereketli. Yani bir ölçü bu. Eğer bu, bu sayılanlar bizde varsa bir bereketin bizde olduğunun göstergesidir aynı zamanda. Zamanın bereketi genişliği ve yapılması gereken işlerin vaktinde yetişmesidir. Öyle ya bazen bir iş yapmaya kalkıyoruz. Bir günde bitmiyor. Halbuki o kadar uzun bir iş değil ama bitmiyor. Bitmez. Bereket yok. Zamanda da yok, işte de yok. Evet. Sağlığın bereketi diyor Resulü sallallahu güçlü bir beden ve mutlu bir hayattır. Eğer sağlıklı bir hayatımız varsa, güçlü bir bedenimiz varsa, bilin ki bu sağlığın bereketindendir diyor. Ömrün bereketi uzun ve iyi işlerle geçmiş olmasıdır veya geçecek olmasıdır. Ömrün bereketi. İlmin bereketi ise kapsam ve beceri yetkinliğidir. Yani bereket girdiği zaman sadece gıda, yiyeceklere değil, ömrümüze, ilmimize, imanımızın kemale ermesinde her şeyin içinde bereket vardır. Bereketi elde etmek için yapacağımız şeyleri de işte demin de söylediğimiz gibi Kur'an ahkamına göre yaşayabilmek, iyi ahlak, çevresinde davranışı, Allah yolunda tasadduk edebilmek. Hani sadakayı çok, Peygamber Efendimiz sadaka üzerine çok vurgu yapıyor. Sadakayı bol verin diyor, bol verin, kısıtlamayın. Sadaka başınıza gelecek belayı, nusubeti def eder, ömrünüzü uzatır. Ömrün uz uzunluğunu herkes ister de, uzun ömür olmasındaki fayda manevi olarak nedir diye bir soru sorarsak, cevaben Diyeceklerdir ki bize, eğer ömrün uzun olursa, diyelim ki bir misal olsun, 60 yerine 80 olursa, 60 olursa, 60 yılda yaptığın ibadetler, her şey tamam, vefat ettiğin zaman amel defterin kapandı, 60 sene içinde ne yaptıysan o ahiret aleminde karşına çıkacak. Ömrün uzun olup da diyelim, şimdi uzun ömre misal verelim 80 oldu diyelim, arada 20 sene var, 20 sene daha ibadet edip hayır sanat işi yapacaksın. O zaman ahiret derecen çok artacak. Öyle ya. Yani 60'ta 20, 80 aynı mı? Yani ibadet süren arttı. Hayır sanat süren arttı yaşarken. Bir misal versek daha iyi anlaşılır. Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında cihat eden bir sahabi şehit oldu. Onun bir yakın arkadaşı vardı beraber her işleri beraberdi. İslam'a beraber girmişlerdi. İslam'a Kur'an'a hizmet ediyorlar idi. O da o cihattan çok sonra vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ikinci vefat eden için bu kardeşiniz onun yakın arkadaşı olan işte şehit olandan derecesi dedi cennette daha yüksek olacak. Sahabe dedi ki ya Resulallah ama o seninle cihat etti ve şehit oldu. Bu ise kardeşimiz normal vefat etti. Yani nasıl olur? Dedi ki, o kardeşiniz vefat ettiğinde amel defteri kapandı. Bu kardeşiniz ondan şu kadar yıl daha fazla yaşadı. O yıl içinde de ibadet edip Kur'an'a, İslam'a hizmet ettiği için daha fazla kazandı. Dünya, hani ahiretin tarlası ya, daha çok ekti, biçti, daha çok gelir elde ettiği için cennette onun derecesi fazla, yukarıda olacak dedi. E buradan anlıyoruz ki, ömrümüzün uzun olması, İslam'ı yaşamışsak, yaşamıyorsak ne fayda? ot gibi ister uzun olsun ister kısa olsun hiçbir şey fark etmez. Ama İslam'ı yaşıyor, İslam'a Kur'an'a hizmet eden bir yaşantı halimiz varsa ömrümüzün uzun olmasında büyük menfaat var. Çünkü ahiret aleminde derecemiz de yüksek olacak. Kazancımızın çok olduğu için inşallah öyle cehennemlik bir pozisyon olmaz ama o kazançlarla da cennete gideceğiz. O halde ömrümüzün uzun olması için de bol bol sadaka verelim. Hele bugünlerde verebildiğimiz kadar hatta arayalım mumla arayıp bulup verelim. Hani bazen insanlar şöyle diyor, ya işte gelirse veriyoruz, kimseyi kapıdan çevirmiyoruz. E Peki sen kimseye gidiyor musun? Yok. Gelirse. Gelmezse ne olacak? O zaman da bir şey vermek şansımız yok anlamı taşıyor. Demek ki bereketlendirmemiz lazım. Ömrümüzü, vaktimizi, ne bileyim, yapabileceğimiz her şeyi. Mesela önümüze içinde bulunduğumuz üç aylar çok güzel bir zaman ve zemin. Her şeyin kat kat Rabbi Teala'nın bize ihsan ettiği, sevabın kat kat alındığı bir dönem. Önümüzde de bir Ramazan ayı var. Ramazan ayı da malum bereket ayı, kazanç ayı. Bakın hadis-i şerifi okumaya çalışayım. Bir kimse helal kazancından tek bir hurma ile sadaka verse diyor peygamber. Tek bir hurma nedir ki? Yani madde olarak hiçbir şey değil de hani tek bir hurma verse sadaka günümüzde hani çevremiz elhamdülillah ülkemiz artık e, kalkınmış bir ülkeyiz. Hani bir bir hurmaya ihtiyacı olan kimse yok çevremizde. Maşallah hepsinin geliri yerinde. Aç kimse yok. Velev ki diyor bir hurma verse Allah onu hoşnut ve eda ile kabul eder ki sizin tayınızı da özenle büyüttünüz gibi bu hurmayı da dağ gibi ya o hurma diyor bir tane demeyin Allah onu bir dağ kadar büyütüp size bereketlendirir. Sadakanın güzelliğine bakın. Bir hurma tanesini bir dağa kadar Allah büyütür, size bereketlendirir diyor Resulullah sallallahu O zaman yani bu, bu idraki iyi anlayabilirsek, sadaka vermek için yer, yurt, neyse insan ararız ki ya şundan verelim, bire on en az. Saymayalım. Yüz bin, bir milyon bire işte dağ gibi diyor. Bir hurma tanesinin dağ olmasını düşünürsek herhalde trilyonlarca olur. Değil mi? Hurmayla dağı mukayese edersek. Allah diyor o şekilde büyüterek onu bereketlendirir diyor Peygamber Aleyhisselam. O halde önümüzdeki bereket ayı, Kur'an ayı olan Ramazan'da şimdiden planlar, projeler yapıp da kime neler versek, nerelere gitsek, ne dağıtsak desek ki günümüzde şu kolaylıklar da var. Yani çevremizde olmayabilir. Yaşadığımız muhit, semt, şehir, ülke her neyse varlıklı bir ortam olabilir. Verecek adam bile yoktur diye düşünebiliriz ama öyle değil. Günümüzde artık dünyanın öbür ucuna bile elimiz uzanabiliyor değil mi? Şahsen biz gidemiyoruz veya oraya ulaşıp onlara bir şeyler veremiyoruz ama oraya ulaşan devlet kurumları var, vakıflar var. Var da var yani. Ararsanız çok şey var. Devlet kurumları, kızlayımız var, afatımız var vakıflarımız var, hayır vakıflarımız var. İslam'a, Kur'an'a hizmeten vakıflar var. Onlara dediğiniz zaman şartlı bağış. Bu işte Gazze'deki, bu Suriye'deki, bu Arakan'daki, bu şuradaki diye değil mi? Afrika ülkelerinde de çok fakirlik var. Niye göndermeyelim? Her yere gidebiliyor. Yani dünyanın öbür ucuna sadaka gönderebileceğimiz güzel bir ortam var. Eskiden bunlar yoktu. Götüren de yoktu, gelen de yoktu, bilen de yoktu. Şimdi öyle değil. Şimdi büyük bir fırsat var. İstediğimiz yere ulaşabiliyoruz. Kanalla tabii şahsen değil. Böyle bir imkan varken de eğer biz hani bir kısa sık sık anlatıyorum ben bunu da hani yuh olsun demiş. Ya niye yuh olsun diyorsun cenazeye demiş ki bu kadar imkan vardı. Allahu Teala ona bu kadar fırsat tanıdı. Üç ayları yaşattı kaç sene. Kaç sene Ramazan'ı yaşattı. Daha buna rağmen cenneti kazanamamış cehennemlik olarak gidiyor da ben onun için o cenazeye yuh olsun dedim diyor. Bize de yuh olsun demesinler. Yani şunu söyleyeyim. Bereketlendiği zaman, sadakalandığı zaman sadece bunu zenginler yapar diye bir şey yok. Yani maddesi olsun veya olmasın herkesin kendi bütçesine göre mutlaka vereceği sadakalar bereketlenmek için ameller vardır. Bazen nefis diyor ki ya işte sen o kadar bir şey yok. Neyi vereceksin? Zaten sana yetmiyor falan falan. Seni mağdur ediyor. En büyük kazanç. Ticarette en çok gelir getiren kazanç Allah'la olan ticarettir. Yani Allah adına verdiğin sadakalar, hayırlar, zekatlar ne bunlardır. Çünkü verdiğin her şeye karşı bire en az on. Dünyanın hiçbir yerinde 1'e 10 kazanç sağlayan bir ticaret yoktur. Olması da mümkün değildir. Ama Allah'la ticaret yaparsak kazancımız en az 10 kat veyahut da demin Peygamber Efendimiz'in misal verdiği gibi bir hurma tanesine bir dağ misali ki herhalde milyarlarca tutar bir mukayese edersek bir dağla bir hurmayı. Evet bu şansımız var. Bunu kullanabiliriz. Zaman ve zeminde müsait. Aklımızı başımıza toplarsak inşallah buralara varırız. Diyor ki Allah dostları, bereketli olmak için bir, helal kazanç şuuru içinde olmamız lazım. Kazancımızın helal olması lazım. Veya ona göre hareket etmemiz lazım. Dua etmemiz lazım, talep etmemiz lazım. Ya Rabbi kazancıma bereket ver, ömrüme bereket ver. İşte nereden bereket istiyorsak. Sonra bakın diyor ki Allah yemekten önce ve sonra elleri yıkamak berekettir diyor. Yemekten önce yıkamak, yemeği yedikten sonra elleri yıkamak yemeğin bereketini artırır yani. Bir kişilik pişen yemek bu sefer üç kişiye de yeter veya beş kişiye de yeter. Devam ediyor. Alışverişte dürüst davranmak berekettir. Dürüst davranmak. Kimseye, kimsenin hakkına tecavüz etmemek, kimseyi aldatmamak, kimseyi yanıltmamak. Sonra Sadaka vermek diyor. Zaten onu anlattık. İş, her işine besmeleyle başlamak berekettir. Besmeleyle başlarsan işin bereketlenir diyor Allah dostu. Güçsüzlere, yoksullara, yetimlere yardım etmek her şeyinizi bereketlendirir. Çevremizde böyle kimse yok. Ne yapalım şimdi? Bulalım ulaşanlara ulaşalım biz. Biz ulaşamıyorsak onlara ulaşanlara ulaşabiliriz. Mesela şu anda Gazze'de yetimler, bir sürü yetimler var. Yetimhaneler var diyelim biz ona. Suriye'de de aynı şekilde var. Ki bunu kızlayımız, afatımız bunlarla muhatap oluyor bugünlerde. Bildiğimiz için söylüyoruz. Misafir ağırlamak berekete vesiledir. Hani büyüklerimiz söylerdi eğer hatırlarsak derlerdi ki bir eve misafir geldiği zaman on kısmetiyle gelir, bir tanesini kendi yer, dokuz tanesini o eve bırakır, gider derler diye. Bu bir gerçektir. Misafir evin bereketini artırır. Ama günümüzdeki hanımefendiler veya beyefendiler, ama ne yapacağım şimdi, kimi uğraşacak, kim yapacak, bir de şudur budur, yetiştiremem, yapamam, zamanım var, bilmem ne diye bir sürü bahane uydurarak, maalesef, maalesef diyorum, çünkü ahirete gittiğinde yaptığını, eğer orada Orada yaptığı zaman kendisine olacak işleri şimdiden görebilse zaten misafirsiz sofraya oturmazdı. Değil mi? Hazreti İbrahim'in Halil İbrahim'in bereketi bir gün misafir olmazsa sofraya oturmuyordu. Koca Kocape, Azim peygamber misafirsiz sofr. Günümüzde kimse kimseyi misafir almıyor. Kimse kimseyi davet etmiyor. Ramazan'da bile bakıyoruz. Hani bazen uyarı yapıyoruz. Ya kardeşim sağın sol fakir fukara insan kim varsa davet edin. Sofranız bereketlensin. Eviniz, haneniz bereketlensin. Davet edin. Beraber iftar edin. Maalesef günümüzde insanlar bunlardan hep uzak kalıyorlar. Ahirete gittikleri zaman çok düşman olacaklar. Ama işten geçmiş olacak. Evimize aldığımız her misafir, karnı her içinde ihtiyaç sahiplerini de doyuruyorsak Ali Yulala olur. İnşallah unutmayalım. Önümüzdeki günler önemli günler. Mutlaka bunları yapalım. Evet. Bir de bu bereketler kazanmanı hep anlatıyoruz da bereketlerin kaybolması da var değil mi? Neler yaparsak. Demin dedi ki günah işlersek bereket gider. Fazlası da gider belki. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bereketi kaybetmemek için, mevcutu kaybetmemek için diyor. Bazı davranışlardan uzak durmak lazımdır. Nedir ya Resulallah bunlar? İsraf etmeyin diyor. Eğer israf ederseniz evinizin beti, bereketi kalmaz. Efendim niye edeyim ki? Ya ben lüzumsuz hiçbir şey almam. Lüzumsuz hiçbir şey atmam. Doyduğun halde yersin ama değil mi? Karnın doydu, ihtiyacın bitti. Üstüne de bir tatlı geldi. Onu da yersin. Yeriz değil mi? Yersin. İsraftır. Vücudun ihtiyacı yok artık doymuş. Ama üstüne tatlı yedin. Veya veya alışverişte israf çok şu anda. Niye çok? İnsanlar tamam ihtiyacına bir şey demiyoruz. İhtiyacındaki kaliteye de laf etmiyoruz. Ama marka diyoruz. Fark veriyoruz değil mi? Marka deyince 100 liralık bir işi 150 liraya alıyoruz. Çünkü onun üstünde bir marka var. Kaliteye itiraz yok. Aynı kalitedeki malı markasız olarak alabilirsin. O 100 lira. Markalı dedik. 150 lira oldu. 50 lirası israftır. Evet evet haramdır 50 lirası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir evi kiralıyorsanız evin normal o semtte kirası diyelim ki 10 bin lira diyelim günümüze göre 10 bin lira kirası varken sen öyle oldu böyle oldu 12 bin liraya orayı tuttuysan 2 bin lirası israftır diyor. Peygamber Efendimiz öyle söylüyor. Ölçüsü tamam. Günün zamanın ölçüsü tamam. Ölçüsünden ne fazla verdiysen Fazla verdiğin israftır. Efendim bir banyo yapıyoruz değil mi efendim? Hepimiz elhamdülillah suyumuz da var. Sonra bol su harcıyoruz. Ya aksın boş ver ya. Para, para değil ki kaç para yani. Tamam aktı. Lüzumsuz yıkanma ihtiyacımızın suyundan fazla aldık. Fazlası israf oldu. Haramdır. Bereket bekleme. Abdest suyu bile önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest alırken suyu israf etmeyiniz diye ikaz ediyor. Yok efendim ben menası abdest alıyorum, bol bol alsın. Yok öyle bol bol, yok bir şey. Yani eğer bereket istiyorsan, istemiyorsan, onu sen bilirsin yani, dikkat etmiyorsan, bereket istemiyorsan, o da sana göre bir şey. Evet, demek ki israf çok dikkat edeceğimiz bir şey. Günümüzde israftan dolayı insanlar, çok maalesef günaha giriyorlar. İsraf haramdır. Haram günahtır. Ama maalesef bazen bakıyorsun insanın ihtiyacı olmadığı halde bir sürü elbiseler, bir sürü ayakkabılar, ne bileyim bir sürü lüzumsuz giysiler, lüzumsuz eşyalar. Hani alışveriş hastalığı mı diyorlar ona ne diyorlar günümüzde bilemiyorum. Yani lüzumsuz gidiyor market market nerede yani şimdi AVM'ler var AVM'lere giriyor aa bu da varmış hadi o olsun evde dursun bu da güzel bir şeymiş falan hiç ihtiyacı olmayan şeyleri satın alıyor günümüzde birçok insan çok hataya düşüyoruz değil mi hepsi israftır hepsi de haramdır yani ondan sonra da evde bereket bekliyoruz evde sıhhat bekliyoruz evde huzur bekliyoruz çok bekleriz peygamber efendimiz diyor ki israf haramdır sakın ha evinizin bereketi kaçar ona bulaşmayın. Efendim işte param var. Ya param varsa var yani. Param varsa ver fakir fukaraya ver daha çok kazan. Niye israf ediyorsun? Evet. İsraf çok önemli bir konu. Evet diyor devam ediyor Peygamber Efendimiz. Bencillik. Bencillik. Evet bencillik de diyor evdeki bereketi defeder Yok eder. Sonra cimrilik. Sıkı Hani cimrilikçi bakısı derken ne diyoruz? Mesela cebimizde diyelim ki bin lira var. Bunun yüz lirasını bir fakire verdik. Diyoruz ki bin lira vardı, yüz lira fakire verdik. Cebimizde dokuz yüz lira kaldı. Bu matematiksel hesap. Matematik olarak doğru. Ama manevi hesap böyle değil. Bin liramız vardı. Yüz lira fakire sadaka verdik. Cebimizde dokuz yüz kaldı ama o dokuz lira öyle bereketlendi ki bir sürü harcıyoruz. Ha bile bitmiyor yani. Bu da otomatik hesap. Öbürü matematik hesap. Bu da Allah'ın hesabı, manevi hesap, bereketli hesap, otomatik hesap. Hangisini yapmak istersek hepsini de yapabiliriz. Evet. Hırs ve tamahtan dolayı evinizin, ömrünüzün, ilminizin, imanınızın bereketi azalır. Hırs ve tamah. Hırslı insanlar vardır. Tamahlı, bir sürü doymayan gönüller gözler vardır ya hani hırs ve tama. Onu da alacak, onu da yapacak. Dünyayı dünyayı versen hani ayet-i kerimede Allahu Teala diyor ki ona bir dere dolusu altın verilse bir dere dolusu altın daha ister. Kime diyor? Bize diyor insan oğluna. Rabbim yarattığını bilmiyor mu? Ama aklı imanı kamil olmuş aklı başındaki insan onun dışında kalır. Hazreti Ebubekir Efendimiz İslam ordusu kurulurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki kimde ne varsa getirsin. Yani ordu kuruyoruz. Her şeye ihtiyaç var. Herkes gitti. Herkes bir şeyler getirdi. Ebu Bekir Sıddık da getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun davranışlarını iyi bilir yani ya, en yakın arkadaşı. Dedi ki ya Ebu Bekir baktı getirildiği şey de belli. Evdekilere bir şey bıraktın mı? Yani hiç bir haftalık yiyecek içecek. Bırakmadım dedi. Peki bir günlükte mi bırakmadın? Yok dedi bir günlük de bırakmadım. Ya Eba Bekir ne yapıyorsun? Dedi ki Allah'ın rezzaka alem olduğundan. Alemlerin rızkını verdiğinde şüphe mi var ki eve bir günlük daha bırakayım? Bir günlük değil hiçbir şey bırakmadım. Allah rızkımızı verecektir. Allah rızıkların verenlerin en hayırlısıdır dedi. Ebâ Bekir olmak mümkün mü? Yok. O bir taneydi. E, dünya tarihinde bir tane geldi, bir tane gitti. Bir daha çıkmaz öyle bir. Ama hiç değilse bu örnekli bilmek lazım. Hazreti Ömer getirmiş. O da ondan yarışıyor. Hani çünkü Kur'an'ın ayetidir bu. Allah diyor ki hayırda yarışın. Ey kullarım hayırda yarışın. O da Ebâ Bekir Sıddık'la yarışırmış. böyle yazıyor. Rivayeti öyle. Geliyor Ya Resulallah diyor. Işte getirmiş Hazreti Ömer. Ya Ömer ne kadar getirdin? Ya, ya Resulallah diyor. Malımda ne varsa yarısını aldım getirdim. Bu da büyük başarı. Yarısını. Ama diyor dayanamıyor. Ya Resulallah eğer mahsuru yoksa sorabilir miyim? ebab Bekir ne kadar getirdi diyor. Hani yarışıyor ya hayırdan. <laughs> diyor ki ebab sıtık Bekir Sıddık diyor. Ne varsa getirmiş. Hiçbir şey bırakmamış. Yine diyor. Yine yarışı kaybettim diyor. Yine o kazandı. Evet. Biz de onlar gibi olamayız evet ama cimrilik etmeyelim yani hem karşılığını fazla alacağımız için ticaretini Allah'la yapalım diye ikaz ediyoruz. Evet devam ediyor Eshas ailesim diyor ki nimete karşı nankörlük ederseniz Allah'ın verdiği nimetlere karşı nankör olursanız bereketiniz kalmaz. Nankör ne demek? Yani beğenmiyor. Ya bu ola ola bunlar oldu. Bu da iş mi yani şimdi? bir sürü kabullenmiyor. Ya Rab demiyor, şükretmiyor yani. Evet. Eğer ki nimete karşı nankörlük eder de şükretmezseniz, hamd etmezseniz, şükretmezseniz meti bereketi kalmaz bu işlerin. Ömrünüzün de kalmaz. Evet, devam ediyor. Hileyle alışveriş yaparsanız hileli. Kazık yani günümüzde kazıklama diyor affedersiniz ama öyle derler yani kazıklamazsa. Kandırma. Yanıltma, aldatma yok mu? Günümüzde çok reklamlarda şu şunu, şunu yapar diyor. Aslında hiç öyle yapmadığı şeyi satmaya çalışıyor. Bir sürü sahtekar doldu günümüze. Hele hele bu internet satışlarında. Evet. O zaman da diyor birilerini kandırmaya kalkarsanız, aldatmaya kalkarsanız ne bet kalır, ne bereket kalır. Hiç de beklemeyin. Devam ediyor. Abartılı bir rızık endişesinden kaçının. Abartılı bir rızık endişesinden kaçının yoksa bereketiniz gider. Nedir abartılı? Evet. Hani rızkı insan ya ne yiyeceğiz, ne alacağız? İşte şu gün geldi. Ne olacak halimiz? Ya aç kalırsak, yahut ya alamazsak ya yapamazsak diye bir endişe olur ya insanlarda. Yani e, önceden düşünür. Ya bu böyle giderse biz nasıl geçineceğiz? Bu böyle giderse şunları nasıl alacağız? Bu böyle giderse şunu nasıl yapacağız? Der ya endişedir. Olabilir. Abartırsan. Allah'ın rezak alem olduğundan, rızkını sana vereceğinden endişen olur. Onu da abartırsan, bereket bereket kalmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Biz bereketlenmesi için gayret edelim. Çünkü insanoğlunun tamamı uzun ömür ister. Dünya güzel tatlı yaşamak ister. Manevi taraftan düşünürsek de yaşayıp uzun ömür alıp, fazla kazanıp cennette hem derecesi hem cennete girme şansı hem de cennete derecesi yüksek olmak istemesi herkesin normal. O zaman o zaman Kur'an ahlakıyla ahlaklanıp Kur'an'daki emirleri yerine getirip Allah'ın emrettiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işaret ettiği şekilde yaşar. Demin anlatılanları uygularsak evimize de bereket gelir. Ömrümüze de bereket gelir. Evimize huzur, huşu gelir. Çevremizdeki ilişkilerimiz huzur huşu içinde olur. Dünyamız cennette yaşar gibi yaşanacak bir ortam olur. Yoksa tersi olur. Bu kadar basit. Allah bizden razı olsun. Rabbimiz okuduğumuz, öğrendiğimiz, işittiğimiz şeylerde amel etmek şerefine bizleri nail eylesin. Bu yolda daim eylesin. İslam üzere yaşamak şerefine bizleri nail eylesin.